Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde 3. sınıf öğrencisiyim. Bursa'daki esnaf ziyaretinde babamla tanışmıştınız. Selamınızı aldım. Bana selam göndermiştiniz. Evet. Açıkçası bu durum beni çok onurlandırdı. Çok mutlu oldum. Onun dışında görmüş olduğunuz dükkanda ben küçüklükten beri babamla birlikte çalışıyorum zaten. İşte orada doktor olmak benim hayalim olduğu için işte beraber çalıştık. İşte ben hem okuyup hem çalıştım. Tabii zor oldu ama bu zorluklar oluyor diye de hayallerimden hani hiçbir zaman vazgeçmedim. İnandım ve tıp fakültesini kazandım. Zaten hani bu pandemi de bize gösteriyor ki insan sağlığı her şeyin üstünde olan bir şey. Hani ne kadar kıymetli bir meslek seçtiğimi o zaman anladım. Buradan da tüm sağlık çalışanlarına selamlarımı göndermek istiyorum. Gerçekten sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz. Yani olağanüstü bir çaba harcıyorlar. Evet hocam. Bir de şey olarak yani pandemiden dolayı babam da bir esnaf olduğu için birkaç şeye değinmek istiyorum. Şimdi bizim pandemiden dolayı gelir kaybımız oldu. Çünkü hem çalışma saatlerinde başkanım eskiden biz 7 gün çalışabiliyorduk ve şu an o 5 güne düştü. Onun dışında çalışma saatleri de kısıtlı. 6 gibi. Yani zaten 12'den sonra evet. Müşteri geliyor. Biz 6'ya kadar çalışabiliyoruz. Onun dışında pek bir zaman kalmıyor. Bir de yani insanların da yönelimi farklı oldu. İnsanlar daha çok böyle yeme, içme, beslenme tarzı şeylere daha çok yöneldi. Yani giyim şu an biraz daha lüks gibi, pahalı gibi olduğu için bize sıfır ürün gelmiyor. Yani geldiği zaman da genelde yırtık, sökük, yama tarzında geliyor. Pandeminin işte ekonomik olarak yani bizi zorladığını söylemek istedim. Benim annem terzilikle uğraşıyor. Babamın da kafesi vardı ama sonrasında örneğin pandemi başladıktan sonra hani şartlar sebebiyle aslında babam kafesini kapatmak durumunda kaldı. Bu nedenle de evdeki gelir aslında teke düştü. Ki o gelir de zaten yine şartlar nedeniyle öncesinden daha az bir hale geldi. Onun dışında ben zaten üniversiteye başladığımdan beri çalışıyorum. Hani olabildiğince kendi ihtiyaçlarımı kendim zaten gidermeye çalışıyorum ki benim tanıdığım aslında çoğu insan da bu durumda. Çünkü her ne kadar emek göstersek de, başarı göstersek de, çalışsak da etsek de ne yeterince imkan sağlanıyor, ne de yeterince burs var, ne yeterince gerçekten eğitimimize odaklanmamız için gereken şartlar bize temin ediliyor. Bu yüzden hem çalışıp hem okuyarak aslında kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Hayata tutunmaya çalışıyoruz aslında. Hani gerekli imkanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ama bu uzun sürecin sonunda da aslında yine kafamızda olan şey işsizlik korkusu oluyor. Yani her ne kadar uzun zaman çaba göstersek de hani ben bunu etrafımdan gördüğüm için de aslında birazcık çoğul olarak konuşmak istiyorum. Çünkü benim tanıdığım insanların çoğu yani ne olursa olsun her zaman yani okul bittiğinde ne olacak? İş bulabilecek miyim? İstediğim bir işi yapabilecek miyim? Kendi kendime yetebilecek bir duruma gelebilecek miyim korkusunu yaşıyorlar. Bu ekonomik sıkıntılar hem de siyasi konjonktürle bir arada düşündüğümüz zaman insanların çoğu yurt dışına gitmeyi düşünmeye başlıyorlar. Çünkü burada yitip gitmekten, burada kaybolmaktan, burada yani gösterdikleri çabanın aslında karşılığını alamamaktan korkuyorlar. Bence en büyük sıkıntı da bizim için, üniversite öğrencileri için. Gerçekten katkı değer sağlayabilecekken, gerçekten ülkenin gelişmesine, ilerlemesine katkı sağlayabilecekken, o kadar gelecek kaygısı içinde, o kadar ekonomik sıkıntıların içinde yaşıyoruz ki, hani ne bu konuda çok verimli olabiliyoruz, ne de gerçekten aslında bu korkular çerçevesinde kalıp verimli olabileceğimize, bu ülkede yaşayabileceğimize bazen inanamıyoruz. Pandemi sürecinde kafelerimiz, ilk kafeler kapandı ve bu durumdan fazla etkilendik. Hem aile iç huzuru açısından, hem faturalar, hem ek masraflar açısından çok fazla eksiğimiz oldu. Biz 3 kardeşiz, bir tane 2 yaşında kardeşim var. Onun ihtiyaçları oluyor. Daha çocuk oyuncak istiyor, bezi oluyor, maması oluyor. Bunları karşılamakta zorlandığımız günler oldu. Faturaları ödemekte zorlandığımız günler oldu. Ben üniversiteye hazırlanıyorum. Gelecekle ilgili kaygılandığım çok gün oldu. Babamın evin içinde sessizleştiği çok gün oldu. Psikolojik açıdan babam, ben, annem, kardeşlerim çok etkilendik bu bir yıl aşkın sürede.
Çünkü bir kapanıyor, bir açılıyor, tam işler düzeldi dediğimiz anda birden tekrar kapanıyor ve biz etkileniyoruz. Bir ek gelirimiz yok, bir şeyimiz yok, aile büyüklerimizin desteğini alıyoruz. Devletten aldığımız ödenek yetersiz. Babam onunla işlerini mi halletsin, 3 tane evde çocuğunu mu doyursun? Gerçekten zor bir süreçti benim açımdan. Kendim açımdan konuşmak gerekirse, üniversite sonrasında az önceki kişiyi dinledim. Hepimiz gibi, her genç gibi tabii ki yurt dışını düşünüyoruz. Çünkü sıkıntı buhranlı bir dönem. Gelecek kaygısı çok fazla. Babam yedek parça satışı yapıyor. En çok etkilendiği kısım ise sokağa çıkma kısıtlamaları. Hafta sonları normalde 6 gün çalışıyordu. Şimdi 5 güne düştü ve resmi tatillerde iyice düşüyor, bayram olsun. Yani artık az saat çalışabiliyor. Fakat şu an Adana'da zirai tarım aletlerinin sezonu. Ve onlar kısıtlamadan muaf. Doğal olarak onlar muaf olduğunda, onlar bir malzeme olduğunda bir malzeme tedarik edemiyoruz. Genel olarak tüm bu sektör. O yüzden de zincirleme bir şekilde aslında her dal etkilenmiş oluyor. Bu sokağa çıkma kısıtlamalarında izin alınamıyor. Denedik aslında izin almayı fakat alamadık. Bazıları alabiliyor. O iş nasıl oluyor bilmiyorum. Torpilli olabilir yani. Bu yüzden de gelir azaldı. Çalışan sayısı aynı. Sigortalar ödeniyor. Kredi çekildi fakat 6 ay ödemesiz diye ödemeleri başladı. Hiçbir erteleme olmadı ki pandemi şu an en kötü döneminde. O yüzden büyük bir etkilenme yaşadık. Aynı şekilde çalışarak kendimize destek olmaya çalışsak diyecektim. Fakat ne iş bulabiliyoruz, ne iki tane zorunlu stajımız olduğu halde stajı bulmakta çok zorlanıyoruz. Herkes pandemi bahane ederek hiçbir staj alımı yapmıyor. Bu yüzden de öyle 32 kolumuz bağlandı yani. Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencisiyim. Fakat ekonomik durumlardan dolayı, sıkıntılardan dolayı, yasaklardan dolayı, İki tane küçük kardeşim var. Onlara bakmaktan dolayı şu anda eğitim öğretimime devam edemiyorum. Onlara bakayım, ekonomik anlamda yardımcı olayım, destek vereyim dedim. Benim annem kuaför, babam inşaatta çalışıyor. Babam çok uzun süredir, yaklaşık 1,5 senedir işsiz. Annem de saat kısıtlamaları geldi, evet. Hafta sonu yasağı geldi, evet. Fakat hafta içi, haftanın 5 günü kısıtlı saatler arasında kesinlikle iş olmuyor. Gerek koronadan, titizlikten, gerek ekonomi uygun olmadığı için, insanların elinde para olmadığını söyledikleri gerekçeyle müşteri kuaföre gelmiyor. Eğitimi ara verdikten sonra ev artık geçimini durdu. Ya yani gitmiyor. Çocuklar mağdur, çocuklara kitap alamıyorum. Bir sürü CV bıraktım. Gitmediğim iş kalmadı. Yani bulaşıkçılık, temizlik, her yere başvurdum. Günde 2-3 yere en az gidip CV veriyorum. Fakat dönüş alamıyorum. Ben Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencisi olarak adalet nerede diye sormak istiyorum. Annem ve babam birlikte işletiyorlar. Bir fırın işletmeciliği yapıyorlar. Yani bizim fırınımız olduğu için, yani gıda temel gıda olduğu için herhangi bir kapanmadan etkilenmemiş gibi gözükse de dolaylı yoldan yani fazlasıyla etkilendik. Şöyle söyleyebilirim. Restoranların kapanması, bakkalların çalışma saatlerinin düşmesi direkt olarak yani ekmek satışlarını direkt olarak etkiliyor. Mesela ben telefonda ailemle konuştuğumda durumlar nasıl, harçlık istediğimde hani harçlık istemeye de çekiniyorum. Çünkü biliyorum sıkıntılı bir şekilde hani olduklarını. Hani şöyle bir örnek verebilirim. Annemle telefon konuşmalarımızda geçen bir şekilde. Geçen sene bir çuval unun fiyatı 90 lirayken bu sene bir çuval unun fiyatı 150 lira. Geçen sene bir ton kömürün, hani fırının yanması için kömüre ihtiyaç var. Ekmeğin olması için buna ihtiyaç var. O bir ton kömür 400 lirayken annemin bana söylediği bu sene 700 lira. Yani bu kadar fazla zam nasıl olabiliyor? Ya biz ülkemizde bu ham maddeleri üretemiyor muyuz? Bence gayet üretebilecek bir ülkeyiz. Yani bu kadar zamdan nasıl etkilenebiliyoruz? Aslında genel bakıldığında durum hep ekonomiden ve eğitimden ibaret. Bu çok doğru. Biz geçimimizi annem tarafından karşılıyoruz. Babam ve annem ayrı olduğu için. Minik bir çay ocağımız var Ankara'da. Yani minik dediğim şöyle 50-30 metrekare bir alanda
Hani küçük esnaflara bu 1000 lira kira nakdi desteği konusunda en öncelikle sıkıntıyı burada yaşadık. Biz hiçbir şekilde kira desteği almadık. Minicik bir alanımız varken. 1,5 liraya çay satıyorken hiçbir şekilde biz zam yapmadan sürdürülebilirimiz devam ettirdik. Yine aynı şekilde 5 kız okuyoruz. Eğitim masraflarımız çok. Ben bu yıl okul harcını fiyatlar arttığı için, dükkanın masrafı olduğu için dondurmak zorunda kaldım. Tabii bu şekilde bakıldığında hani üniversiteden mezun olduğunda iş bulabilir miyiz korku? Her üniversiteden mezun, her yıl KPSS'de atama oluyor ve hiçbir şekilde kimse hiçbir yere atanamıyor torpiller dışında. Yani esnaf büyük bir sıkıntı içerisinde. Büyük olan şirketler daha da büyümeye başladıkça biz küçük esnaflar daha da küçülmeye ve maddi sıkıntılarımızın böyle cebimizin daha da daralmasına neden oluyor. Bu ülkenin sorunları sadece pandemi döneminde başlamadı. Sonuç olarak işsizlikle mücadele eden bir gençlik var. Yarınını göremeyen bir gençlik var. Hatta 2021 yılındayız ve işsizlikten kendini öldüren, asan, intihar eden insanlar var. Bu yüzden yani pandemiye gelene kadar aslında daha büyük problemler var. Bunları da görebiliyoruz. Sesimizi buradan duyurabilmek en azından sizler dinleyebiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki hakkımızı aramaya çıktığımızda ya da bir yerlere bir şeyler iletildiğinde gözaltı yaka paça alan bir hükümet var. Yani diyeceklerim bu kadar. 3. sınıf öğrencisiyim. 2 tane zorunlu stajım var. Metalurji malzeme mühendisliği okuduğum için bir üretim, bir sektör stajım olmak üzere. Maalesef hiçbir yerden staj için de çok fazla başvuru yaptığım halde hiçbir yerden geri dönüş alamıyorum. Stajyerlik konusunda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Ve eğer stajlarımı yapamazsam, ki bu stajlardan birini geçen yaz yapmam gerekiyordu. Fakat pandemi dolayısıyla yine geçen yazda staj yapabileceğim bir yer bulamamıştım. Bu sene de yapamazsam seneye mezun olma konusunda çok büyük sıkıntılar yaşayacağım. Ve maalesef ki işte başta söylediğiniz gibi hani sormuştunuz ülkeyi yönetenler neler evet. yapmalı diye. Biz üniversite öğrencileri olarak hiçbir açıklamayı kendimize dahil göre hiçbir açıklama bulamıyoruz. Üniversiteler hakkında, üniversitelerin açılıp açılmayacağı hakkında sürekli bir öneri verildiği söyleniyor. Fakat bu önerilerin hiçbir yere varmadığını görüyoruz ki biz ilkokul çocukları gibi hani kendimizi koruyamayacak yaşta da değiliz. Hani üniversiteler açılsın diye körü körüne tabii ki pandemi dolayısıyla bir isteğimiz, ricamız yok ama en azından laboratuvar derslerimiz ve uygulamalı derslerimizi görebilmek istiyoruz ki kalifiye birer mühendis olarak mezun olabilelim. Çünkü biz şu anda online eğitimde görebileceğimizin en azını görüyoruz maalesef ki okulumuz bu konuda çok üstüne düşse de maalesef alabileceğimizin %50'sini bile alamıyoruz. Türkiye 2013'ten sonra hep bir krizin içerisinde. Hani dış politika mesela hani komşusuyla geçinemeyen bir Türkiye oldu. Olayı bir de böyle bakmak lazım aslında. Yani bugünün sıkıntılarını pandemiye bağlamak bence çok doğru değil aslında. Türkiye zaten bu sıkıntıların içindeydi. Yani Türkiye'nin gerçeği buydu. Yani evet. bizi şu an yönetenlere söyleyeceğim tek şey Atatürk dönemi dış politikasına bir baksınlar. Yurtta su, cihanda su politikasına bir baksınlar. Yani şu an gelinen nokta hiç iyi değil. Ben doğuda yaşadığım için hani az çok bir şey biliyorum. Görüyorum yani. Yani öyle bir anlatıyorlar ki yani sabah şöyle bir gazete okuyayım diyorum. Yani bir anlatıyorlar ki sanki herkes çok mutlu. Hiç kimsenin sıkıntısı yok. Herkesin işi gülerinde. Bir de anlatıyorlar. Yani bugünün Türkiye'si Osmanlı dönemi Lale Devri gibi bir devir işte. Evet. Saray halkı mutlu, insanlarımız fakir, fukara. Yani keşke onlar da sizin gibi böyle düşünse bizi. Böyle konferanslar yapılsa, esnafla buluşsalar, şöyle oturup kalsalar, milletin derdini dinleseler. Belki de bu, belki de böyle olmazdı yani. Yani Türkiye gibi zengin topraklara sahip bir ülke nasıl bu duruma gelir? Onu bir bakmak lazım yani.
Benim küçük kardeşim var Berat. Size bir şarkı söylemek istiyor. Kısa bir şarkı müsaadeniz olursa. Söyle bakalım şarkıyı. Kötü bir resimim, titriyor saklım. Garip bir şairim, düşüncelerim kan dolu. Umutsuz insanlar arasında boğulurum. Günlerim içinde hüzünlere boğulurum. Bu bütün denizleri koy beni içine. Çabaladıkça batıyorum daha da derine. Kaldırımlar götürmüyor artık beni evime. Söyle Kemal amca, söyle ne olur. Kim bizi çıkaracak bizi düzeye? Güzel. Çok teşekkürler. Alkışlıyorum seni. İki üniversite okuyorum. Şu an yüksek lisans yapıyorum. Ben bu ülkenin aydınlık yüzü olduğunu düşünüyorum bir eğitmen olarak. Ama sürekli değişen atama sayılarından ve mağduriyetten dolayı oldukça kaygılı bir süreç içerisindeyim. Yüksek derecede ne olacak, ne bitecek, sürekli atanamama derdi içerisindeyim. Ve içimdeki o çalı kuşu ruhunu öldürmek istemiyorum. Çalı kuşu ruhu edasıyla vatanımın her köşesinde çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Bu konuda çok dertliyim. Yıllardır atanmak istiyorum. Yaklaşık bir 5 senedir KPSS ile uğraşıyorum. Ayrıca özel sektörde de çalışan bir öğretmen olaraktan, özel sektörün yaralarını alan bir öğretmen olaraktan atanmak istiyorum. Öğretmen yalvarmaz diyorum. Öğretmen boyun eğmez. Öğretmen el açmaz. Öğretmen sadece ders verir ve içimdeki heyecanı söndürmeden atanmak istiyorum. Ve ben çocuklarıma kavuşmak istiyorum Sayın Başkanım. Sizden daha önce de pek çok genç arkadaşla, özellikle üniversite mezunu olup işsiz olan çok sayıda genç arkadaşlarla da bir araya geldim. Onlar da büyük bir umutsuzluk içindeler. Hatta bir arkadaşımız söyledi, o arkadaşlarımız da, yani sizden önce görüşme yaptığım arkadaşlarım da büyük ölçüde acaba yurt dışına gidebilir miyiz, yurt dışında daha rahat iş bulabiliriz diye bir beklentileri var. Şunu ifade edeyim, kaygılarınız var biliyorum, büyük sıkıntılarınız var biliyorum. Bunların tamamını aşmak mümkün. Türkiye ekonomisinde izlenen politikayı süratle değiştirmek lazım. Ekonomi tümüyle para politikasıyla yönetilemez. Para ve maliye politikasının birlikte olması lazım ve iki politikanın da üretime endekslenmesi lazım. Teşvik politikalarının yine üretime endekslenmesi lazım. İstihdam yaratan politikalara endekslenmesi lazım. Böylece işsizlik sorunu Türkiye'nin şu anda görülen en temel sorunlarından birisi. Yaklaşık 11 milyona yaklaşan bir işsizimiz var. Dolayısıyla bu çok büyük bir rakam. Türkiye'nin bütün coğrafyasında işsizler var ve bir işsizler ordusuyla karşı karşıyayız. Bunu süratle çözmek gerekiyor ama birdenbire düğmeye bastığımız zaman siz 10 milyon kişiye birdenbire istihdam yaratamazsınız. Ama örneğin atama bekleyen öğretmenlerimiz var, sevgili Nur gibi. Sayıştay'ın bir raporu var. Yanlış hatırlamıyorsam 138 bin öğretmen kadrosu boş. Bu kadroları süratle doldurmamız gerekiyor. Sağlık kadrosunda boşluklar var. Bu kadroların doldurulması gerekiyor. Birleşik sınıfların kaldırılması ve derslik sayısının artırılması gerekir. Böylece atama bekleyen çok sayıdaki öğretmene istihdam yaratılabilir. Aynı zamanda devlet kadrolarında şu anda engelli kadrolarında çok sayıda boşluk var. Sizin dışınızda engelli olan ama iş bekleyen çok sayıda engelli kardeşimiz var. O kadrolara atanabilirler ve dolayısıyla istihdamda ilk başta yapılacak şey boş olan, devletin boş olan kadrolarını doldurmaktır. Ama bu kadroları doldururken torpille değil, KPSS üzerinden doldurmak gerekiyor. Yani hakkı olana teslim etmek gerekiyor. Birileri dayılarını buluyor, işte torpilini buluyor, bir yerlere geliyor. Ve bu sizin elinizdeki bir hakkın alınması demektir. Benim sık sık kullandığım bir şey var. Sizden çalınan bütün hakları size iade edeceğim diye. Gerçekten bu hakları iade edeceğim ve haksızlıkların tamamını telafi edeceğim. 8-9 aydır vergi ödeyemiyoruz, sosyal güvenlik primlerini ödeyemiyoruz diye şikayetler de geldi. Doğru, eğer aile kendi geçimini sağlayabilecek geliri elde edemiyorsa yaptığı faaliyetlerle doğal olarak vergisini de doğal olarak primini de ödeyemez. Beni en çok etkileyen ise küçük bir çay ocağına
sahip olup 1.000 lira kira desteği dahi alamayan arkadaşımızın sitemi oldu. Doğru, haklısınız. Bu konuda eğer bilgi verirseniz, telefon verirse biz bir şekilde ulaşırız. Neden size bu size verilmesi gereken bu hak neden size verilmedi? En azından onun takipçisi oluruz, onu da ifade etmek isterim. Üniversite öğrencisiyiz ama üniversitelerle ilgili çok fazla bilgi verilmiyor, kamuoyuna bize bilgiler verilmiyor diyeyim. Üniversiteler tabii büyük ölçüde kapalı ama laboratuvarların en azından belli aralıklarla açık olması ve bizim deney yapmamız gerekir diyor bir kardeşimiz. Haklısınız. Staj sıkıntısı çekiyoruz. Evet, bugünkü ölçülerde ya da bugünkü koşullarda staj sıkıntısı da var. Efendim, esnafa ne yapılmalı? Siz öğrenciler için ne yapabilirsiniz diye de bir soru geldi. Esnafla ilgili belki hiç haberiniz yok. Bizim anayasamızın şu anayasa kitapçığı, bu anayasanın bir 173. maddesi var. Okuyayım, beraber dinleyelim isterseniz. Devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır. Alabilir değil, alır diyor. Emredici hüküm. Hukuk mezunları bunu daha iyi bilirler. Hukuk fakültesine gidenler daha iyi bilirler. Eğer devlet esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbir almıyorsa bu anayasaya göre görevini yapmıyor demektir. Esnaf bir toplumun orta direğidir. Dolayısıyla esnaf dünyanın bütün ülkelerinde desteklenir. Dolayısıyla çünkü esnaf aynı zamanda devlete yük olmaz. Tam tersine devlet esnaf kazandığı sürece ondan vergi alır. Artı sigorta primi alır. Artı emekli olduğu zaman onu aylık bağlar. Dolayısıyla devleti esnafa yük olan bir birey olarak değil, aslında esnaf devletin hazinesine katkıda bulunan bir birey olarak düşünmek gerekiyor. Ama bunun için de esnafın desteklenmesi gerekiyor ve koruyucu önlemler alınması gerekiyor. Ama maalesef ne bugün alındı bu, ne de bundan önce alındı. Bakın, bir ülkenin en büyük zenginliği nedir? Bir ülkenin en büyük zenginliği genç sayısının fazla olması demektir. Eğer genç sayısı fazlaysa o ülkede, o ülke gerçekten çok zengin bir ülkedir. Ama bizde maalesef gençler, onlara istihdam alanı yaratılmadığı için batıya gidiyorlar, başka ülkelere gidiyorlar. Çünkü o ülkelerde gençler hemen gençleri kapıyorlar. Özellikle üniversite mezunu ise aman gelin diyorlar. Onlara her türlü iş olanağı sağlanıyor. Bizde tarımdan başlayarak sanayiye kadar ve hizmet sektörlerinin hemen hemen tamamında istihdam yaratma imkanı var. Aynı zamanda tarımda istihdam yaratmak gerekiyor. Tarım ürünlerini, tarımda çalışan insanlara destek vermek gerekiyor. Kırsalda çalışan, örneğin gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyebilir. Böylece gençlerin kırsalda kalıp üretim yapmaları sağlanabilir. Bütün bunların hepsi belli bir planlamayla, akılcı politikalarla aşılabilir. Kendi kaygılarım var diye bir arkadaşım söyledi. Önümü göremiyorum diye. Türkiye'de şu anda hiç kimse önünü göremiyor. Herkesin ciddi kaygıları var. Ama bu sakın ola ki sizi umutsuzluğa sevk etmesin. Hep beraber, hep birlikte bu ülkede umudu büyütmek ve yeşertmek zorundayız. Doğrudur, belli zorlukları var, doğrudur. Zamana ihtiyacımız var, doğrudur. Ama her karanlığın bir aydınlığı olduğunu da hiç kimsenin unutmasını istemem. Çalışmak kadar, üretmek kadar, alın teri dökmek kadar değerli bir şey yok. Türkiye bu değerleri büyük ölçüde unutmaya başladı. Ama yeniden hafızalarımıza bu değerleri kazımak zorundayız. Çalışacağız, üreteceğiz, Türkiye'yi büyüteceğiz ve kendi ülkemizde huzur içinde yaşayacağız. Hepinize tekrar en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoşça kalın.